Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerde ilaç bulunamaması sorununa çözüm için harekete geçildiğini dün akşam saatlerinde duyurmuştu. Beklenen adım bültenimizin hemen ardından geldi. İlaçlar için fiyat güncellemesi 1,5 ay öne çekildi. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak %36,77'lik güncellemenin ilaç sorununu çözmesi bekleniyor. Elimde yok abi. Hiç odamda alamıyorum. Raflarımız bomboş. 5. ya da 6. eczanem. Çocuk hasta. Önümüzdeki 1-2 gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden çözüm için o adım atıldı. Her yıl Şubat ayında yapılıyordu aslında ilaçlara fiyat güncellemesi. Ancak hastalıkların arttığı şu dönemde ilaç krizi yaşanınca hükümet fiyat güncellemesini öne çekti. Amaç artış beklentisiyle stoklanıp satışa sunulmayan ilaçların yeniden raflara çıkması. Umarım bundan sonra düzelecek. İyice sinirlerimiz yıprandı. Hastalara laf anlatamıyoruz. Kur farkının güncellemesinin bir nebze işe yarayacağını düşünüyorum. %36,77'lik artışın perşembe gününden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Dolayısıyla ilaç sorunu son 24 saatte de devam edecek gibi görünüyor. En az 10 tane eczaneyi aradık. Hiçbirinde yoktu. En son burada bulabildik. Ofisten çıktım, taksiyle geldim. Şimdi alıp geri döneceğim. Eczaneler depolardan sipariş veremedi. Hastalar eczanelerden eli boş ayrıldı. Şu anda ilaçları sepetimize ekledik. Onay sürecindeyiz. Tıkladığımızda bu hatayı alıyoruz. Stok sayımı yapıyoruz, fiyat güncelleme yapıyoruz diyorlar. Onlar da zama bekliyor açıkçası. Öksürük şurupları, kas gevşeticiler, özellikle de çocuk antibiyotiklerini eczanelerde bulmak zor. Rafları tamamen boşalmış durumda. Sadece çocuk ve yetişkin antibiyotikleri değil, göz damlaları, kadın doğum ilaçlarından tutun kalp, tansiyon ilaçları. Bütün grup ilaçlarda ilaç krizi yaşanıyor. Yapacak bir şey bulamaz. Yatıyorum, alacağız. Hastalar eczane geziyor. Özellikle çocuk antibiyotiğini bulmak zor. İşte bu eczanedeki son antibiyotiği de hanımefendi alıyor. Çok mutluyum. Caddenin başından başladım. Aşağı kadar yürüdüm ve burada buldum. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Tamam, teşekkürler.